Merhabalar. Bu eğitimde SOLIDWITCH IsoPart ortamına giriş yapacağız. IsoPart modülünü açıyorum. Açtığımda beni şekildeki gibi bir arayüz karşılıyor. En üstte hangi modülün içerisinde olduğumu gösteren bir ibare alıyorum. Synchronize modelleme ortamındayım şu anda. Synchronize part yazıyor. Ve ürün ağacım yine synchronize şeklinde görünüyor. Soldaki ürün ağacını çekip istediğim yere bırakabilirim. Windows 7 veya Vista kullanıcısıysanız bu menüyü transparan olarak kullanabiliyorsunuz. XP kullanıcıları için bu menümüz bu şekilde görüntülenecektir. Sol taraftaki açılır kapanır menülerimiz layer'lar, sensörler, analizle ilgili, simülasyon modeli ile ilgili arayüzler ve Family of Parts dediğimiz ürün ailelerinin oluşturulduğu kısım ve Feature Library unsur kütüphanemizin oluşturulduğu bölüm. Sol taraftaki menüleri otomatik olarak gizleyebildiğimiz gibi buradaki Wrap diye tıklayarak şekildeki gibi sabitte bırakabiliriz. Ama ekranı daha büyük kullanmak bakımından otomatik gizlemek daha mantıklı bir yoldur. Üst tarafta SOLIDWITCH Office 2007 arayüzü kullanmaktadır. Açılır kapanır menüler yerine. Office 2007'nin bütün özelliklerini SOLIDWITCH'in bu menülerinde de tablar ve sekmeler olarak isimlendirilen menülerinde de görebilirsiniz. Burada her bir çizim aracı belli bir grubun içerisine atılmıştır. Örneğin Draw grubunda çizim araçlarımız bulunmakta. Relate grubunda bu skeçlerin ilişkilendirildiği, iki boyutlu skeçlerin ilişkilerinin verildiği Relate grubu vardır. Dimensionlar, ölçülendirmeler. Solids grubunda ise katı model komutlarımız bulunmaktadır. Face Relate'de yine katı model yüzeylerinin ilişkileri, yüzey ilişkilerini bulmaktayız. Bunun gibi aynı görevi, aynı işlevi yerine getiren komutlar bir grup olarak toplanmıştır, bir araya getirilmiştir. Yukarıdaki Home, Sketching, Surfacing gibi butonlar ise veya komutlar ise sekme olarak adlandırılır. Bu sekmeler de arasında geçişler ya tıklanarak ya da mouse'un orta butonu. Tabii kursörün bulunduğu yer önemli. Kursör sekmenin üzerindeyken mouse'un orta butonuyla bu şekilde hızlıca geçişler yapabilirsiniz. En üstteki buton Quick Access Toolbar dediğimiz hızlı erişim araç çubuğudur. Bu araç çubuğuna istediğiniz sayıda komutu ekleyebilirsiniz. Örneğin PMI modülüne gidip Smart Dimension komutunu buraya ekledim. Sağ klik Add to Quick Access Toolbar demem yeterli. İstediğiniz hepsini buraya ekleyebilirsiniz. Sağ klik Add to Quick Access Toolbar diyorum. Toolbar'ın üzerindeki bir komutu tekrar eski haline dönüştürmek için, silmek için Remove from Quick Access Toolbar diyorum. Tam tersini yapıyorum. Biraz önce yaptığım işlemi. Sonra işte iki farklı modelleme mantığı vardır. Bir senkron modelleme dediğimiz synchronize çekirdekteki, yeni çekirdekteki modelleme mantığı. İkincisi ise parasolid çekirdeğiyle çalışan parametrik tasarımların yapılabileceği sketch tabanlı, unsur tabanlı modelleme de denilen ordered part ortamıdır. Herhangi bir komutta değilken sağ klikle transition to ordered dersek solda işte bu modüller arasında geçiş yapmış oluruz. En üstte yazıyor şu anda ordered part ve komutlarım gördüğünüz gibi değişti. Sketch grubu geldi ve Solid grubu, Sketch grubuyla birlikte aktif olan komutlarımız var. Öncelikli olarak Synchronize teknoloji arayüzünden bahsedeceğiz. Daha sonra Ordered modelini geçebiliriz. Synchronize teknolojideki Draw grubundaki bulunan çizim araçlarımızla çizim işlemlerini yapabiliriz. Çizim araçlarının detayları iki boyutlu teknik resim modülünde, 2D Drafting dediğimiz bu modülde detaylıca anlatılıyor. O eğitim videolarını izleyerek buradaki her bir komutun ne işe yaradığını inceleyebilirsiniz veya kısa yollarını öğrenebilirsiniz. Örneğin dikdörtgen komutunu seçtim. Açılır kapanır menüler ve
Şuradaki yatay menümüz bizim dikdörtgen komutuna ait özellikleri değiştireceğimiz kısımdır. İstediğim an buraya değerler girerek dikdörtgenimi oluşturmaya başlayabilirim. X, Y, Z koordinat sistemimdir. Koordinat sistemimin üzerine gelip beklediğimde herhangi bir plan seçmemi istiyor program benden. Bir plan üzerinde bekleyip mouse'u oynatmadan bir süre kıpırdatmadan beklediğimde kursörün yanında küçük bir mouse işareti çıkıyor. Bu işaret çıktığı anda sağ klik yaptığımda quick pick, hızlı seçim penceresi dediğimiz quick pick penceresi açılıyor. Burada çıkan menülerden herhangi birisini tıklayarak bu planı seçmiş oluruz. Planların üzerindeki küçük kilit ise plana kilitlendiğimiz anlamına gelir. Yani ben bu kilidin üzerine tıkladığımda hemen sağ tarafa plana kilitlendiğini gösteren Plain Lock dediğimiz işaret atanıyor. Tekrar bu kilide tıklarsam bu plana bu kilitten kurtulmuş olurum. İsterseniz Base Reference Planes, sol tarafta gördüğümüz Base Reference Planes kutucuğunun yanındaki tiki aktif ederek temel referanslarımızı da açabiliriz. İşte top plane, front plane, right plane gibi planlarımızı açıp daha kolay seçimler yapabiliriz. Kilide tıklamanın bir diğer yolu, kilide illa gidip üzerine tıklamanıza gerek yok. Kısa yolu prompt barda yazdığı gibi F3, klavyeden F3 butonuna tıklayarak istediğiniz menü pencereye kilitleyebilirsiniz veya referans plana. Örneğin ben front plane'e F3 komutuna tıklayarak kilitledim. Bir çizimi karşıma dik olarak getirmek için şuradaki bütün komutları açmış olmanıza dikkat edin. Sağ klikle açabilirsiniz. Aşağıdaki hızlı erişim çubukları View menüsünün kısa yolu atanmış halidir. Burada Sketch View var. Örneğin Ctrl H kısa yoluyla kullanabilirsiniz. Sketch View dediğimde bir plana kilitliyken o planı karşıma dik olarak çizim için getirir. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dikdörtgen komutuyla tam orijinden şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Synchronize teknolojide bir bölgeyi, kapalı bir bölge tanımladığınız an o bölgenin rengi şu şekilde hafif mavimsi bir bölge olarak belir. Smart Dimension'la istediğiniz her şeyi ölçülendirebilirsiniz. Örneğin bu kenar 85 mm olsun. Aşağıdaki kenar ise 125 mm olsun dediğimizde bu geometriyi ölçülendirmiş oluyoruz. Ctrl H ile karşıdan bakıyorum. Inspect tabında Evaluate grubunun içerisinde Relationship Colors butonu var. Bu buton şu anda aktif. Bu buton ne işe yarar? Çizim sırasında tam tanımını yaptığımız geometrilerin renklerini değiştirerek bizim o geometrinin parametrik hale geldiğini anlamamızı sağlar. Hani bu butonu tekrar inaktif hale getirdiğimde çizimim mavi line'lar mavi şekle dönüşmüş oluyor. Tekrar aktif hale geliyorum. Getiriyorum. Bunu bir defa aktif yapmanız yeterlidir. Ölçüler ve şuradaki gördüğünüz gibi simetrik hizalanmalar bu dikdörtgenin düzleme göre uzayda tam tanımlı olduğunu gösterir. Bir rakamın üzerine tıklayıp açılan kutucuğun üzerinde bekleyerek mouse'un orta butonunu ileri geri hareket ettirdiğinizde bu açıların değiştiğini göreceksiniz. Ölçüleri bu şekilde değiştirebildiğiniz gibi klavyeden değer girerek de değiştirebilirsiniz. Örneğin burası 85 mm olsun dediğinizde bu ölçü artık 85 mm'ye gelecektir. Ctrl-I butonuna tıklayarak 3 boyutlu hale dönüştürüyorum ve temel referans planlarımı kapatıyorum. Sağ klik yapıp üzerinde beklerseniz şu şekilde 16 adet hızlı erişim komutu yardımınıza yetişecektir. Bu komutları hızlıca seçmek için sağ butona basılı tutarak bekliyorsunuz. Daha sonra açılan menüden istediğiniz komutu seçebilirsiniz.
Örneğin select butonunu seçtim. Select komutu. Ve bölgeyi region yazar üzerinde bölgeyi seçiyorum. Bölgeyi seçtiğim an program otomatik olarak bunun katı model olacağını algılıyor. Seçtiğinde ise hızlıca çizim yapmaya başlayabiliyorum. İsterseniz geriye doğru, isterseniz öne doğru. 75 metrede kalınlık vereyim.